Selam dostlar. Yeni karakteri kasmaya devam ettim ve taş dışındaki tüm gelirlerini tier 6'ya çıkartmayı başardım. Onun dışında learning point'imiz azaldığı için artık beklemek zorundayız. Yani tier 7'ye kasma şansımız şu an için yok. Tabii boş durmadım. Epey bir odun topladım ve craft'a başlamaya karar verdim. Fire staff yapmayı planlıyorum. Fire staff için de gereken craft materyaller belli zaten. Odun ve demir gerekiyor. Odun işini hallettim. Odunları toplayıp Fort Sterling'e getirdim. Fort Sterling odunun refine bonusunun olduğu şehir. Ayrıca Fort Sterling'in etrafında gereken demiri toplayıp aynı şekilde demir refine'ın olduğu şehir. Tedford olduğu için demirleri de Tedford'a götüreceğim odunlarla birlikte. Aynı zamanda da en büyük şanslarımdan bir tanesi de Fire Staff'larda Tedford'da üretiliyor. Kısacası odunları Limehurst'te toplayacağız. Refine yapmaya Sterling'e getireceğiz. Sterling'de refine'ını yaptıktan sonra Tedford'a taşıyacağız. Sonra Sterling'e geri döneceğiz. Etrafta demir toplayacağız. Demirlerin refine'ini yapmaya Tedford'a geri götüreceğiz. Aynı zamanda da Tedford'da fire staff'ları üreteceğiz. Craft zincirimiz böyle olacak gibi duruyor. Karakteri craft'a başlamak için erken mi diye soracak olursanız aslında değil. Oyunda craft'a başlamanın bir zamanı yok. Yani cedirınız iyiyse craft da yapabilirsiniz. Ancak refine'da iyileşmemiz gerekiyor. Bunun için de bol bol materyal toplayacağız. Bol bol refine yapacağız. Ve en sonunda da craft'a oturacağız. Refine'a bulaşacak kişilerin neye dikkat etmesi gerekiyor? En önemlisi yapacağımız refine'da dikkat etmemiz gereken şey en ucuz tekstli dükkanı bulmak. Daha doğrusu yapacağınız her türlü craft işinde en ucuz dükkanı bulmanız gerekiyor. Ama en ucuz dükkanı bulacağım deyip de gözden sıkıntılı dükkanları kaçırmamanız lazım. Bunlar nasıl sıkıntılar? Eğer bir örneğini bulabilirsem göstereyim sizlere. Sıkıntılı bir dükkan. Normal user'ların ödediği para 9.99 ama associate'lerin 330. Örnek veriyorum, bunun müdahili olan başka bir yere bakalım. 370'e 294 mesela. Dikkat etmediğiniz zaman associate'i ödeyeceğiniz paraymış gibi zannedip yanlışlıkla gidip bu dükkana para bayılabiliyorsunuz. Bu işte en çok dikkat etmeniz gereken şey bu. Aynı zamanda da herhangi bir dükkanda bir işlem yapacağınız zaman başında dükkanın sahibi veyahut da yetkisi olan birinin olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor. Siz craft'a başlayacağınız anda vergiyi bir anda yükseltip sizden aslında para çalıyor bu şekilde. Bunlara da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakalım bizim başımıza bir şey gelmeden biz refine'ımızı yapabilecek miyiz? Güzel bir dükkan bulalım. Ayrıyetten şunlara da dikkat etmeniz lazım. Durability ve food'unun olması lazım bir dükkanın. Çünkü durability ve food yoksa bu dükkanda gidip bir işlem yapamazsınız. Evet, biz dükkanımızı bulduk. Şuraya gideceğiz gibi duruyor. Craft'ı ve refine'ı hızlandıran yemekler var. Eğer bu işi yapacaksanız bunları da tercih edebilirsiniz bu arada. Bu işi bonusu olan yerde ve şehirde yaptığımız için mesela fokus basmadan bile çok sağlam bir return rate alıyoruz. Yani ağırlığı falan artmaya başladı karakterin yani. Ne kadar tier 2 o kadar köfte abi. Ne kadar tier 2 o kadar köfte. 7 stack tier 2 üretmeyi başardık maşallah. Buraya 4 stack, evet 4 stack tier 2 ile geldim. 7 stack tier 2'm var şu anda. Arada bir şöyle dükkanı check etmek her zaman işinize yarar. Ne olur ne olmaz. Etrafta dükkanın sahibi görünmüyor ama yine de biz eşeğimizi sağlam kazığa bağlıyoruz. Şimdi bizim bu malı Tedford'a götürmemiz lazım abi. Evet abi, demirleri de topladık. Yani bu kadarı yeterli olur diye düşünüyorum. Gidelim biraz üretelim, başlangıcını yapalım bari craft'ımızın. Şimdi bir tık daha az tier 4 getirdiğimiz için bu tier 4'leri yaparken fokus basacağım bunlara. Elimizde güzel tier 3 de var. Ve abi demiri de kaldırdık. Şimdi sırada üretme zamanı geldi abi. Ve zararını üreteceğiz. Çünkü şöyle bir olay var. Ürettiğimiz her şeyi abi daha fazla spek kasmak için yakacağız. Üretim yaparken üzerimizde olması gereken birkaç tane item var. Ben Mage Tower'da üretim yapacağım için bu kitabı kullanmam gerekiyor. Kitabın dışında da yemek olarak salat almamız gerekiyor. Daha hızlı üretim yapalım ve daha kaliteli ürünler çıkaralım. Çok kaliteli bir üretim yapmayacağımız için ben patates salat aldım. Bunun ilerleyen ve daha profesyonel haline dönüşmeye başladığında craft işi, kraken salatı tercih etmek gerekiyor. Kraken salat daha fazla crafting kalitesi veriyor. Aynı şekilde ucuz bir yer bulmamız lazım. Salatayı yiyelim. Salatayı yemeden üretim olmaz. Şimdi başında adam var ya, bu adam olduğu için biraz da dikkatli olmak lazım. Bir anda her şey değişebilir. Tier 4 fire stafflar abi. Şimdi abi bunları ürettikten sonra tier 4'leri buraya atarak
ekstra fameleyebiliyoruz. Bunun için study cost ödüyoruz. Parasını verip bunlardan tekrar fame kazanmak mantıklı. Yani en başta bu işi para için yapmıyoruz. En başta bu işi öğrenmek için yapıyoruz. Ne kadar iyi öğrenirsek o kadar fazla para kazandıracak bu en sonunda bize. 15 specialist, 25 crafter. Evet beyler, fire stafflara ufaktan bir giriş yaptık craft'ına. Yani yürüteceğimiz operasyonda nasıl olduğu az çok kafada oturdu gibi. Şimdi artık tier 2'lerle üretim yapmamıza, tier 2, 3 üretim yapmamıza gerek kalmadığı için 5'e kadar olan materyalleri Limehurst'te toplayacağız. Sterling'i getireceğiz. Sterling'le üretimi yapacağız. 2 ve 3 tier malları burada bırakacağız. Tier 4'leri falan refine'lamak için kullanacağız onları burada. 4 ve üzeri olan tüm materyalleri de burada refine'ladığımız Tesfort'a getireceğiz. Aynı şekilde Sterling'de de demiri toplayacağız. Topladığımız demiri Tetford'a getirip refine'layacağız. 4 ve üzeri olan tüm gatherları da üretimde kullanacağız. Bu şekilde kendimize bir craft zinciri oluşturacağız diye düşünüyorum. Şu an karlı değil, fokus lazım ve kitap doldurarak yapmak gerekiyor bu işi. Enchantlı materyaller çok önemli. Enchantlı üretim yapabilmemiz gerekiyor. Bunun bir sonraki seviyesi böyle çok büyük meslerde üretim yapmaya başladığımızda malları Carleon Black Market'e götürmeye başlayacağız. Onlar da zaten serinin ilerleyen bölümlerinde karşımıza çıkar. Fame kasma, gather yapma, craft'a birazcık vakit. Yani her şeye artık biraz vakit ayıra ayıra karakteri yavaş yavaş her işi yapabilen bir karaktere doğru çevirmeye başlayacağız. Böyle bir döngüye artık karakteri sokacağız. Evet dostlar, videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ayrıca Discord kanalımızın üstünde bir çekiliş var. Onu da sizlere duyurmak isterim. Discord kanalına girip çekiliş kısmından sadece katıl butonuna basarak çekilişe katılabilirsiniz. Ayrıca Discord kanalım sizde yoksa videonun ayrıntılarında Discord kanalımı bulabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için size tekrar teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar dilerim.